Merhaba arkadaşlar. Biz bu programı yaparken sadece Türkiye ve Türkiye hakkında değil, tam tersi dünya ve dünya hakkında, özellikle Türkiye'yi ilgilendiren kısımlar hakkında hep programlar ve olaylardan bahsetmek istedik. Çünkü dış politika demek sadece Türkiye'yi ilgilendiren değil, ileride Türkiye'yi ilgilendirebilecek olayları da gözlemlemek şimdiden gerektiriyor. Ve işte bu hafta konuşmak istediğimiz konu Etiyopya. Etiyopya'da çok ciddi bir anlaşmazlıklar ortaya çıkmaya başladı ve bence ileride ya da bizce ileride bir anlaşmazlığa ve silahlı çatışmaya dönüşebilecek, çok ciddi bir boyutla oluşabilecek bir problemler var orada. Evet, bunu konuşalım çünkü bu Türkiye'yi etkileyebilir ileride ve Türkiye'nin bazı burada çıkarları da olabilir. Şimdi hep birlikte bunu konuşalım. Şimdi 10 Ağustos günü Etiyopya'nın başbakanı aslında Müslüman bir baba ve Hristiyan bir annenin oğlu olan Etiyopya'nın başbakanı Abiy Ahmed, Tigray kuvvetlerine karşı mücadele etmek için tüm Etiyopyalıları ya da Etiyopyalıların katılımını istedi. Yani askere girin, artık bunları ülkeden ya da bir şekilde bunları halledeceğiz demeye başladılar. Özellikle Afar ve Amhara bölgelerine askeri güç konuşlandırılması, Tigray kuvvetlerine karşı Etiyopya ile Tigray arasındaki tek taraflı ateşkeşe son verecek. Bu kesin. Dahası Eritre'de bu probleme katılabilir. Çünkü onları da ilgilendiren bir problem. Ve bu Etiyopya'da çok uzun bir silahlı çatışmaya dönüşebilir. Peki ne oluyor? Şimdi bu Afara ve Amhara bölgesi özellikle Tigray'ın kontrolü altında olan bölgelere gıda sevkiyatı açısından çok önemli bölge. Ve aynı zamanda Tigray burada, ya da TPFL dediğimiz silahlı kuvvetleri işte burada hak iddia ediyorlar. Buranın özelleştirilmesi veya bu Tigray kuvvetlerine verilmesi ve bir devlet olmak istiyorlar. Aynı zamanda Eritre'den de bir bölge istiyorlar. O yüzden zaten Eritre, bu Etiyopya ile Eritre, ki bir zamanlar aslında bir ülkeydi bunlar, burada birlikte çalışıyorlar ve Eritre de buraya bölgelerin daha önce kuvvetlerini daha önceden göndermişti. Bu genişlemeci hareket aslında Addis Ababa'yı da askeri bir yanıt vermeye zorluyor. Şimdi burası çok önemli bir alan çünkü buradan özellikle Birleşmiş Milletler'in sağladığı gıda ve yiyecek yardımı gidiyor. Ve bunların kesilmesi çok ciddi bir soruna yol açıyor Tigray açısından. Zaten bazı çatışmalarda elde ettikleri bölgeler var. Bunları da geri vermek istemiyorlar. Yani bir şekilde bu buradaki bu gerilim Abiy Ahmed'in hükümetini zorlar hale geldi. Biz buna benzer bir politikayı aslında Rusya'ya ve Suriye'de görüyoruz. Özellikle İdlib civarında. Suriye'de biliyorsunuz oradaki bazı lojistik tesislerini vurdu. Özellikle Türkiye'nin sağladığı gıda ve yiyecek şeylerinin yardımlarını vurdu. Özellikle Şubat ayında bu yılda. Ve amacı buradaki bölgedeki insanları zorlayarak Suriye hükümeti kontrolüne girmelerini sağlamaktı. Aynı bunun benzerini biz burada şu anda Etiyopya'nın bir şekilde yaptığını görüyoruz. Yani Etiyopya burada bu bölgedeki yardımı zorlayarak ya da kısarak, belli bir miktarda azaltarak bu işte teröristleri bir şekilde kendi hükümetiyle anlaşma yapmaya zorluyor. Ama her iki tarafta böyle bir anlaşma yapmaya hazır değil. Bir kere Tigray kuvvetlerinin Etiyopya'dan istedikleri böyle yenilir yutulur cinsten değil. Hükümet istifa edecek, işte bütün askeri kuvvetler çıkacak bölgeden, pıt 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 gidiyor yani. O yüzden dolayı mümkün değil. Bunu hiçbir devlet yapamaz. O yüzden dolayı böyle bir şey olmaz şu anda. Zaten Etiyopya'da tam tersi oradaki güçlerini ve kuvvetlerini yavaş yavaş arttırmayı düşünüyor. Ve TPFL de ya da Tigray kuvvetleri de zaten orada sahada kazandıkları bazı başarılar var. Bunları da vermek istemiyorlar. Çünkü Etiyopya hükümeti diyor ki Abiy Ahmed, oradan çekileceksiniz, orayı tekrar bana vereceksiniz, benim askerlerim oraya alacak kontrolü. Böyle olduğu sürece de zaten bu politikalarda böyle bir durumda ne Etiyopya hükümeti ne de Tigray savaşçıları böyle karşılıklı birbirlerine bir şekilde ödün vermediği sürece de bu anlaşma olmayacak. Peki ne olacak? Büyük bir ihtimalle
Etiyopya kuvvetleri bu genişleme hareketlerini, TFF'lerin yavaş yavaş başladığı genişleme hareketini, ki bu şöyle düşünebilirsiniz, Vietnam'da işte yavaş yavaş Hanoi'den aşağıya doğru bir şey vardı, yavaş yavaş işte yukarıdan Çin tarafından aşağıya doğru, deniz kısmına doğru bir büyüme hareketi vardı. Böyle Amerikalılar bunu engellemeye çalıştı ama yıllar içerisinde engelleyemedi. Şu anda bunu yapmaya çalışıyor bir şekilde Tigray kuvvetleri de. Bu çatışmalara, etnik çatışmalara da yol açacak. Böylece Eriti de işin içine girecek. Böyle şimdi çok daha farklı bir durumda tabii Vietnam'dan. Yukarıdaki Eritre'den toprak eksildiği için bu Tigray savaşçıları. Yani her iki taraftan da ciddi şekilde bunlar bastırılabilir. O yüzden de uzun dönem içerisinde yer alabilecek bir etnik savaşa doğru gidebilir bölge. Türkiye için niye önemli? Çünkü geçen hafta, ya da şöyle diyeyim ben size, Ağustos'un 20'leri gibi diyemiyorsam, 25 arasında bir yerde olması lazım. Abiy Ahmet Ankara'ya geldi. Türkiye'yle görüştü. Hani tahmin ediyoruz Türkiye'den askeri yardım istedi. Hem lojistik hem de belki teknik anlamda. Hatta drone daha istemiş olabilir. Bilmiyorum. Sadece düşünüyorum böyle bir şey olacağını. Çünkü uzun ve geniş bir bölge, dağlık bir bölge ve kontrol edilmesi gereken bir bölge. Türkiye'nin özellikle PKK'ya karşı göstermiş olduğu başarı, benim tahminim Abiy Ahmet hükümet tarafından da şey oldu, gözüne girdi yani. Özellikle drone teknolojisi. Bence Abiy Ahmet bunu kullanmak isteyebilir. Bilmiyorum Türkiye böyle bir şey satar mı, satmaz mı? Satarsa şaşırmam. Türkiye için çünkü avantajı da var. Etiyopya her ne kadar bir kara ülkesi olsa da önemli bir noktada ve özellikle Afrika pazarında çok büyümeye yatkın bir ülke. Abiy Ahmet de zaten ülkeyi demokratik bir ülke hale getirmeye çalışıyor mümkün olduğunca. Türkiye burada iyi bir pazar elde edebilir. Ve bir şekilde bu elde ettiği kazanımlar Türkiye ekonomisi için hem bir artı yaratırken hem de Türkiye'nin ulusal dış politikasında bir artı yaratır. Çünkü burada Somali ile birlikte aslında Etiyopya'yı birlikte düşündüğün zaman, ki bunlar komşu ülkeler, ciddi şekilde Türkiye'nin artıları olur. Burada deniz yoluyla lojistiği de çok daha ucuza getirebiliriz yatırımlar açısından. Türkiye özellikle buradaki insanları, buradaki ortamı, kendi ülkesinde bulunan bazı tesisleri bu bölgelere getirerekten hem işsizliğe çare olabilir, hem de malları ucuzlatarak buradan Afrika ülkelerine çok ciddi şekilde mal satımı olabilir. Yani bizim ana tesislerimiz yine Türkiye'de ama Türkiye burada tesisler açarak buradaki ara mallardan da yararlanarak ucuz olan Etiyopya'daki iyi bir yatırımla Avrupa pazarına daha çok mal satabiliriz. Lojistik de çok daha kısa olacağından çok daha ucuz mallar satabiliriz. Unutmayın şunu, artık Çin pazarında Çin'in iş gücü yavaş yavaş pahalı olmaya başlıyor. Özellikle Afrika pazarı daha cazip bazı açılardan. Önümüzdeki yıllarda bu böyle daha da fazla olacaktır kesinlikle. O yüzden dolayı Türkiye'nin ne kadar hızlı hareket ederse bu alanda, bence Afrika'da daha yüksek bir pazar oranını kapmamız mümkün olur. Artı ara mallara ulaşmamız da çok daha kolay olur. O yüzden ben hani Türkiye'nin böyle şeyleri mutlaka değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Dediğim gibi ben ileride ya da kısa zaman içerisinde Etiyopya, Eritre ve bu Tigray savaşları arasında daha böyle etnik duruma doğru hatta gidebilecek bazı çatışmaların yaşanabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin bölgede en azından aktif olması uzun vadede ekonomik ve ulusal dış politika anlamında daha fazla bizim çıkarlarımızın sağlanacağı bir duruma yol açabilir. Mutlaka Türkiye'nin bu konuya, yani kendi ulusal konularını değil ama buradan yararlanabileceğimiz konulara eğilmesi gerekiyor. Böyle de, dediğim gibi, hem askeri anlamda hem de dış politik anlamda ve ticaret anlamında Türkiye'nin birçok faydaları olacaktır. Bu videoyu sevdiyseniz aşağıda beğendi butonu var. Lütfen oraya basın ve kanalımıza da üye olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.